içinde verilebiliyor. Ayrıca seyahat günlerini de kapsayacak şekilde veriliyor bireysel destek hibesi. Faaliyet başlangıç tarihinden bir gün öncesi ve bir gün sonrası olmak üzere. Burada önemli olan günlük olarak hesaplanıyor olması. Türkiye için mesela gençlik değişimleri projelerinde 32 avro. Diyelim ki sizin 10 günlük bir faaliyetiniz var ve faaliyetinizi Türkiye'de gerçekleştireceksiniz. O zaman bir kişi için alacağınız bireysel destek hibesi 32 çarpı 10, 320 avro olarak karşımıza çıkıyor. Burada katılımcıların dediğim gibi yeme içme konaklama masraflarını karşılamanız gerekiyor. Ama bazen çok daha bununla ilgili de sorular alıyoruz. Bazen çok daha uygun maliyetlerle otel ayarlayabiliyorsunuz. Bu 32 euronun hepsini harcamayabiliyorsunuz. Böyle bir durumda da buradan artan miktarı projeniz kapsamında kullanılmak şartıyla başka kalemlere aktarabilirsiniz. Bununla ilgili bir esnekliğimiz mevcut. Bir başka hibe kalemi dahiliyet desteği. Dahiliyet desteği yeni gelen bir destek. Daha önceki programda böyle bir destek kalemi yoktu. Bu tamamen imkanı kısıtlı katılımcıların hareketlilik faaliyetlerinin düzenlenmesine yönelik maliyetlerin karşılandığı bir hibe kalemi. Burada komisyon iki farklı şey belirtmiş. Bir tanesi kurum kuruluşlar için dahiliyet desteği, bir diğeri de katılımcılar için dahiliyet desteği. Eğer kurum kuruluş olarak imkanı kısıtlı bir katılımcıyı projenize dahil etmenizden kaynaklı ekstra bir masrafınız varsa bunu bu kalemden karşılayabilirsiniz. Kişi başı her imkanı kısıtlı katılımcı için 100 avro olarak bu karşımıza çıkıyor. Ama bunları gerekçelendirmeniz gerekiyor. Bir diğer şey de katılımcının doğrudan dahiliyetine sağlanacak destek. Diyelim ki hani imkanı kısıtlılığın çok fazla şey var. Diyelim ki fiziksel olarak bir kısıtlılığı var katılımcımızın ve projeye katılması gerekiyor. Ancak işte ona özel bir araç ayarlanacak ya da farklı ekstra masrafları olacak. Böyle bir durumda imkanı kısıtlı katılımcı ve ona bağlı refakatçi, kolaylaştırıcı ve grup liderleri için buradan gerekli maliyetleri talep edebilirsiniz. Ancak burada şöyle bir şey var. Bu kişiler için seyahat ve bireysel destek hibe kalemlerinden hibe talep edilmemesi şartıyla ekstra onların hem yolculuklarını mesela diyelim ki kişi başı biraz önce hesaplamıştık 320 avro 10 günlük bir faaliyet için Türkiye'de gerçekleşecek bir faaliyet için 320 avro bireysel destek alacaktı. 180 avro da diyelim ki seyahat hibesi alacak ve bu ikisinin toplamı bu imkanı kısıtlı katılımcının ülkemize gelmesini ve gitmesini karşılamaya yeterli değil. Çünkü ekstra imkanı kısıtlılığından kaynaklı ekstra harcamalar olacak. Böyle bir durumda diğer kalemlerden değil buradan bu maliyeti talep etmeniz mümkün. Ancak burada şöyle bir şeyin altını çizmek istiyorum. Sizler tarafından başvuru yaparken bunlar gerekçelendirilmeli ve bizler tarafından da belirlenecek öncelik ve azami sayı kriterlerine göre bu hibe kalemi mutlaka onaylanmalı. Bir diğer hibe kalemimiz hazırlık ziyareti desteği. Daha önce hazırlık ziyaretiyle ilgili harcamalar karşılanıyordu ancak istisnai maliyetler kaleminden karşılanıyordu. Şimdi bunun için ayrı bir kalem oluşturulmuş. Bu da hazırlık ziyaretlerinin uygulanmasıyla bağlantılı yeme içme konaklama masraflarının ve seyahat masraflarının karşılandığı hibe kalemi. Burada katılımcı kuruluş başına sadece bir kişi fonlanabiliyor ve ev sahibi kuruluşun katılımcılarına bu hibe verilmiyor. Katılımcı başına 575 avro. Burada da yine hazırlık ziyaretini neden yapmak istediniz? Yani bu hazırlık ziyaretini şu anda biliyorsunuz pek çok şey online gerçekleştirilebiliyor. Neden online değil de yüz yüze yapmanız gerektiğini yani amaçlarınızı bizlere belirtmeniz gerekiyor başvuru aşamasında. Ayrıca katılımcılarınız da başvuru aşamasında gerekçelendirmelisiniz ve bizler tarafından da bunlar onaylanmalı. Son hibe kalemimiz gençlik değişimlerinde istisnai masraflar. İstisnai masraflar da vize ve vize ile alakalı maliyetleri karşılıyor. Bunun dışında ikamet izinleri, aşı maliyetleri, tıbbi raporlar gibi maliyetlerin karşılandığı kalemler bunlar. Son zamanlarda gerçekleşen projelerimizde en büyük sıkıntıyı
biliyorsunuz COVID'den dolayı ciddi sıkıntılar yaşadık ve şu anda proje sahipleri en büyük sıkıntıyı bu alanda yaşıyorlar. COVID ile ilgili PCR testlerini her ülke giriş çıkışta PCR testi istiyor ve bunlarla ilgili maliyetlerin karşılanacağı bir kalem yok. Bunları da projenizin başında, süreç inşallah daha fazla uzamaz ama hani eğer uzayacak olursa projenizin başında bunlarla ilgili de istisnai masraflar bütçe kaleminden hibe talep edebilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Gene sizler tarafından neden istendiği gerekçelendirilmeli. Yani bu tutarı yazarken bununla neler karşılanacak onları belirtmelisiniz ve Ulusal Ajans tarafından da bunlar onaylanmalı. Burada gerçekleşen masraf üzerinden biz sizlere ödeme yaptığımız için projeniz kabul edilirse faaliyetleriniz gerçekleştikten sonra nihai rapor aşamasında bu tarz harcamalara ilişkin faturalar sizlerden talep edilecek. Kanıtlayıcı dokümanları sizlerden isteyeceğiz ve bunlar incelendikten sonra sizlere ödemeler yapılacak. Gençlik değişimi ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi gençlik çalışanların hareketliliğine de kısaca bir göz atalım. Ondan sonra da sorularınızı en sona saklayacağız gerçi. Aklınıza takılan şeyler varsa şu anda not alın. En son aşamada bunları cevaplandıracağız. Gençlik çalışanların hareketliliği projeleri de gençlik çalışanlarının profesyonel gelişimini ve dolayısıyla gençlik çalışmalarının kalitesini informal ve nonformal öğrenme deneyimleri yoluyla destekleyen projeler. Yine burada 2019-2027 AB Gençlik Stratejisi'nin hedeflerine katkı sağlamak amaçlanıyor. Onun dışında gençlik çalışanların hareketliliğinde gençlik çalışanların eğitimsel ve mesleki gelişimleri için nonformal ve informal öğrenim fırsatları sağlanıyor. Aynı zamanda gençlik çalışanları topluluğu oluşturulmaya çalışılıyor. Ve bu sayede de kaliteli gençlik çalışması için kapasite geliştirilmeye çalışılıyor. Burada uygun olan faaliyetlerden bir tanesi Professional Development Activities dediğimiz PDA'lar, profesyonel gelişim faaliyetleri. Bunlar gençlik çalışanlarının mesleki gelişimi destekleyen uluslararası öğrenim faaliyetleridir. Neler olabilir bunlar? Çalışma ziyaretleri, işbaşı eğitimi, ortaklık ve ağ kurma, eğitim kursları, seminerler, çalıştaylar. Burada altını çizmek istediğim nokta her bir gençlik çalışanların hareketliliği projesinde en az bir tane PDA olmalıdır. Gerçekleştirilebilecek olan diğer bir faaliyet de sistem geliştirme ve destek faaliyetleri. Bu da hareketlilik projelerinin sahadaki etkisini artırmaya yönelik tamamlayıcı faaliyetler. Daha tecrübeli ve donanımlı yararlanıcıların yenilikçi yöntemleri test etmesine ve ortak sorunlara cevap vermesine olanak sağlayan projelerdir. Gençlik çalışanların hareketliliğinde gene hazırlık ziyaretleri gerekçelendirilmek kaydıyla faaliyetler olarak belirtilebilir. Gençlik değişimlerine belirttiğim noktaları tekrar üzerinden geçmek istemiyorum. Burada da uygun olmayan faaliyetler, çalışma ziyaretleri, kar amacı sağlayan faaliyetler, festivaller, tatil amaçlı seyahatler. Burada başvuru kriterleri, gene başvuru yapabilecek olan kurum kuruluş detaylarında herhangi bir farklılık yok. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, birlikler, STK'lar, Avrupa Gençlik STK'sı, kamu kurum kuruluşları başvuru yapabiliyorlar. Kar amacı güden ve sosyal sorumluluk alanında faaliyet gösteren kuruluşlar başvuru yapabiliyor. Ve bir gençlik kuruluşu bünyesinde olsun ya da olmasın gençlik çalışmaları alanında faaliyet gösteren, aktif olarak faaliyet gösteren gençlik grupları başvuru yapabiliyorlar. Proje süresi 3 ila 24 ay arasında. Başvuru tarihleri gene gençlik değişimlerinde olduğu gibi 2 round olmak üzere karşımıza çıkıyor. 11 Mayıs birinci başvuru, 5 Ekim'de ikinci roundun başvuru tarihleri. Faaliyet süresi 2 ila 60 gün seyahat günleri hariç. Uygun katılımcılar için burada herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. Toplam katılımcı sayısı da maksimum 50 kişi, kolaylaştırıcı ve refakatçiler hariç. Gene aynı şekilde program ülkeleri faaliyet başvurunuzu yaparken Mobility of Youth Workers Program Country'yi seçiyorsanız herhangi bir AB komşu ortak ülke faaliyetinizde yer almamalı. Eğer herhangi bir AB komşu ortak ülke varsa o zaman Mobility of Youth Workers Partner Countries olarak başvurunuzu yapıyorsunuz faaliyetlerde. Buradaki hibe kalemleri
Bazıları gençlik değişimleriyle aynı. O yüzden sizleri de çok vaktinizi alıp yormak istemiyorum. Aynı olanları geçeceğim. Kurumsal destek hibesi gençlik değişimlerindekiyle aynı. Faaliyetlerin uygulanmasıyla doğrudan bağlantılı maliyetleri karşılamak için kullanılıyor. Kişi başı veriliyor 100 avro. Seyahat hibesi gene aynı şekilde mesafe bandı hesaplayıcısı üzerinden gidiş dönüş olarak hesaplanıyor. Gene peş peşe gerçekleşen faaliyetler varsa toplanarak denk gelen mesafeler toplanıyor ve buna denk gelen bant dikkate alınıyor. Seyahat hibesi aynı şekilde kilometrelere göre karşılarında görebilirsiniz. Bireysel destek hibesi gene katılımcıların yeme içme konaklama maliyetlerinin karşılandığı hibe kalemi günlük olarak hesaplanıyor. Burada belirtmek istediğim gençlik değişimlerinden farklı olarak katılımcı başına 1100 avroyu geçemez gibi bir komisyon uyarı vermiş. Normalde şöyle bakalım, bireysel destek hibesi günlük olarak faaliyetin gerçekleştiği ülke baz alınarak hesaplanıyordu. Mesela Türkiye'de gerçekleşecek olan bir faaliyetiniz için günlük 54 euro alıyorsunuz. Katılımcı böyle bir durumda faaliyet süresi el verse dahi 1100 avrodan daha fazla alacak şekilde bir faaliyet ne yazık ki olmuyor. 1100 avrodan fazlasını alamıyor bireysel destekte. Burada gene dahiliyet desteği gençlik değişimlerinde olduğu şekilde karşımıza çıkıyor. Inclusion Support for Organizations, birinci kalem. Inclusion Support for Participants, ikinci kalem. Buradaki detayları zaten biraz önce anlatmıştım. Tekrar sizleri de yormak istemiyorum. Hazırlık ziyareti desteği, gene gençlik değişimlerinde olduğu gibi hazırlık ziyaretlerinin uygulanmasıyla bağlantılı maliyetler. Kişi başı 575 avro. Bunlarda da mutlaka amaçlar ve katılımcılar sizler tarafından başvuru esnasında belirtilmeli ve bizler tarafından onaylanmalı. Gençlik çalışanların hareketliliği projesinde karşımıza çıkan yeni bir hibe kalemi var. Sistem geliştirme ve destek faaliyetleri hibesi. Burada bu kalem tamamlayıcı faaliyetlerin uygulanmasıyla bağlantılı maliyetlerin karşılandığı bir hibe kalemi. Eğer sizlerin tamamlayıcı faaliyetleriniz varsa ve bunlarla bağlantılı giderleriniz varsa bunları bu kalemden karşılayacaksınız. Mesela genel yönetim giderlerinin eğer tamamlayıcı faaliyetlerle bağlantılı bir kısmı varsa işte elektrik, internet faturası, bina kirası, personel masrafları gibi bu tarz harcamalar için bu hibe kalemini kullanabilirsiniz. Burada önemli bir nokta bu maliyetler tamamlayıcı faaliyetlerin uygun doğrudan maliyetlerinin %7'sini geçemez ve toplam uygun masraflarında en fazla %80'lik bölümü hibelendirilir. Yani buradaki harcamalarınız gerçekleşen üzerinden sizlere ödeneceği için en sonunda zaten biraz önce de belirttiğimiz gibi nihai rapor aşamasında sizden bir takım kanıtlayıcı faturalar, belgeler istenecek ve bu belgeler doğrultusunda da yaptığınız ödemelerin sadece %80'i uygun görülenlerin %80'lik kısmı hibelendirilecek. Ayrıca başvuru aşamasında bununla ilgili ihtiyaç ve amaçlar sizler tarafından çok iyi bir şekilde gerekçelendirilmeli ve bizler tarafından da onaylandırılmalıdır. Bunu da unutmayınız lütfen. Bir şey daha belirtmek istiyorum. Toplam bu sistem geliştirme ve destek faaliyetlerine ayıracağınız hibe miktarı toplam proje masraflarının en fazla %10'u olabilir. Yani %10'u en fazla bu kaleme aktarılabilir. Ve gençlik çalışanların hareketliliği projelerinde de son kalemimiz istisnai masraflar. Gene biraz önce belirttiğimiz gibi özellikle vizeyle ilgili maliyetler buradan karşılanıyordu ve şu dönemde de dediğim gibi aşı maliyetleri, PCR maliyetleri buradan talep edilebilir. Bu da mutlaka başvuru aşamasında gerekçelendirilmeli ve bizler tarafından onaylanmalıdır. Son aşamada da mutlaka katılımcılarınızdan faturalarınızı, kanıtlayıcı belgelerinizi almayı unutmayın. Nihai rapor aşamasında sizlerden bu belgeleri talep edeceğiz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için açıklayıcı olmuştur. Ben bu noktada sözü Yasemin Hanım'a tekrar bırakıyorum. Teşekkür ediyorum hepinize dinlediğiniz için. Teşekkürler Nurcan Hanım. Şimdi Alim Bey'e, Alim Sarı Aslan'a ben sözü vereceğim. Kendisi gençlik katılım faaliyetiyle ilgili bir bilgilendirme yapacak size.
Merhaba arkadaşlar, ben Alim Saraslan. Farklı bir koordinatörle misafir oldum bugün. Yeni eylemde 154...